Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videomuzda sizlerle yine değişik bir projeyi ele alacağız. Şimdi görüyorsunuz önümde projenin bir parçası var. Bunun ne olduğunu merak ediyorsunuz. Aslında bu bir şey değil. Bu üç tane farklı şey. Ama üçü de aynı işe yarıyor. Şöyle yakından göstereyim size. Sanırım tahmin edebildiniz ne olduğunu. Evet arkadaşlar, bu blowgun mermisi, yani blowgun dartı da diyebiliriz buna. Türkçesi özetle tüftüf oluyor bunun. Ama tüftüf çok komik bir isim. Ben onu pek kullanmak istemedim. İngilizcesi daha güzel geliyor kulağa. Blowgun deniyor buna. Bu mermi, bu da silah. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 1 metre boyunda alüminyum bir boru kullandık biz. PVC boru da kullanabilirsiniz. Siz tamamen tercihinize kalmış, ancak PVC borular çok çabuk deforme olup yamulabiliyor. O yüzden ben çok tercih etmiyorum onları kullanmayı. Vahşi doğada avlanmak için bunu kullanabilirsiniz. Baştan belirteyim arkadaşlar, videonun başında belirtecektim, onu unuttum. Bu bir oyuncak değil. Bunu gerçekten oturup ciddi ciddi yaparsanız bu çok tehlikeli bir silah. Bununla çevrenizdeki canlıları öldürebilir. Hatta şaka yapmak isterken bir arkadaşınızı bile öldürebilirsiniz bununla. Çok tehlikeli. Bir havalı tüfek, ciddi bir havalı tüfek ne kadar tehlikeliyse, özetle bu da o kadar tehlikeli diyebiliriz. İşin açıkçası. Yapacak olan arkadaşlar bunu göz önünde bulundursun. Değerlendirecek olan arkadaşlar projeyi. Unutmadan şunu da belirteyim. Doğada bununla avlanmak da kanunen suçtur. Yani avlanmak için de kullanmayın. Ama oynamak için kullanabilirsiniz. Yani güzel vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Çünkü hedef kabiliyetinizi, nişan alma kabiliyetinizi acayip geliştirebilecek bir silah oldu bu. Bildiğiniz gibi bu tip tüftüfleri çok daha uzunlarını, aşağı yukarı 1 metre, işte 1,5 metre, 2 metre boyunda olanlarını belgesellerde seyrediyorsunuz. Afrika'da, işte Orta Asya'da, Orta Amerika'da, orada yaşayan kabiledeki yerliler genelde bu silahları kullanıyorlar. Avlanmak için kullanıyorlar. Karınlarını doyurmak için kullanıyorlar bunu. Bildiğiniz gibi yetişkin bir insanın ciğer kapasitesi yaklaşık 4 litre, 4,5 litre kadar. Derin bir nefes aldığınız zaman bu mermiyi namluya koyup derin bir nefes alarak buradan üflerseniz, o ciğerlerinize aldığınız 4,5 litre hacmindeki hava hızlı bir şekilde daralan bu delikten boşalmaya çalışacaktır. Bu olurken de tabi içindeki mermiyi korkunç bir süratle ileri doğru itiyor. Şimdi bunu içine soktuk da bu içinde kaldı. Şöyle çıkartayım. Bakın arkadaşlar, ben olayın ciddiyetini anlatmak için size videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz zaten. Bu dartımız şu parlak olan yere kadar bu tahtaya saplandı ve arka tarafından çıktı. Yaklaşık 7 metre 9 metre arası bir mesafede attığım zaman saplandı ve arka tarafından çıktı. Yani bu olayın ciddiyetini daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır. Bunun ucu kırıldı. Bunun tekrar bilenmesi gerekiyor. Tekrar bileyip, ateşle sertleştirip tekrar kullanılabilir hale getireceğim onu. Gördüğünüz gibi proje çok basit arkadaşlar. Yani aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım size. Biz aslında bu proje için, bu bir araştırma projesi olarak biz başladık buna. Bu görmüş olduğunuz lazer noktalayıcı, lazer işaretleyici yaptık ve bu silaha monte etmiştik biz bunu buraya. Ancak şöyle, daha doğrusu namlu bu taraf çıkışı, namlu çıkışı. Ancak bu o kadar iyi nişanlama yapıyor ki 30-35 metreden çok ciddi atışlar yapılabiliyor. Yani attığınız yeri vurabiliyorsunuz. Çok tehlikeli olduğu için bu
Lazerin nasıl yapıldığını göstermeyeceğim size arkadaşlar. Çünkü yani bunu da yaparsanız artık gerçekten bir silah olmuş oluyor bu. Hem kendi canınızı yakabilirsiniz, işte hem arkadaşınızın canını yakabilirsiniz. Çevrenizde bulunan hayvanların canını yakabilirsiniz istemeden. O yüzden bunu nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Ama kabaca nasıl çalıştığını anlatayım. Şurada görmüş olduğunuz iki tane vida lazer noktalayıcının sağ sol sıfırlamasını yapıyor. Arkada görmüş olduğunuz bu yaylı vida lazer noktalayıcının aşağı yukarı sıfırlamasını yapıyor. Bu şu lazerimizi çalıştırmaya, şu da paralaksı gidermek için koymuş olduğum bir vida. Ama dediğim gibi bunu göstermeyeceğim. Arkadaşlar, yani şunu da belirtmek istiyorum ben size. Projeyi gerçekleştirmek isteyen arkadaş olursa ve kendisine, çevresindeki birine veya çevresindeki bir hayvana zarar verip başına işi alırsa ben ve kanalım kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz. Bana kalırsa yapmayın. Sadece izleyin bu projeyi. Ama yapmak isteyen olursa da tabii onu engelleyemeyiz. Şimdi geçelim projemize. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz her zaman gibi arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bakalım başlayalım.